31 Mart 2024 seçimlerini geride bıraktık. Üzerinden 16 gün geçti. Geriye baktığımızda bazı rakamlar ve bazı sonuçlar Türkiye için, Türkiye'nin bugünü ve geleceği açısından çok önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi %37.7 oyla kendisinden sonra gelen partiye 2 puan fark atarak yerel seçimlerde birinci parti olmuştur. 14 büyükşehir, 21 il, 337 ilçe, 48 belde olmak üzere toplam 420 belediye kazanmıştır. İstanbul'da en yakın rakibine 12 puan fark atmış, belediye sayısını 14'ten 26'ya çıkartmıştır. Muhalefet partilerinin toplam belediye sayısı ancak 13'tür. Ankara'da 28 puan en yakın rakibine fark atmış, belediye, ilçe belediyesi sayısını 3'ten 16'ya çıkartmıştır ve muhalefet partilerinin tutabildiği belediye sayısı yalnızca 9 olarak kalmıştır. İzmir'de 12 puan fark atmıştır kendisinden sonra gelen partiye. Belediye sayısını 24'ten 28'e çıkartmıştır ve yerel seçimlerde ikinci parti ancak 2 ilçe belediyesi alabilmiştir. Elbette Türkiye'de toplam nüfusun %65'ine, gayri safi milli hasılanın da %85'ini üreten belediyelere sahip olmak bizim için bir gururdur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri, üyeleri, örgütleri hiç kimseyi ayırt etmeden büyük bir mütevazılık içerisinde ülkesi için çalışmaya devam edecektir. Şimdi gelelim bu seçimin Adalet ve Kalkınma Partisi açısından sonuçlarına. Tarhana çorbasından maklubeye, maklubeden ejder meyvesine, ejder meyvesinden istakoza geçiş AKP'yi bugün bulunduğu noktaya getirmiştir. Burada anlattık. Hayattan koptunuz ama size verilerden bahsedelim dedik. Sefalet endeksinde dünyanın ilk 5'indesiniz dedik. Dış güçler dediniz. Bakın gıda enflasyonu rakamları. Bu topraklarda yaşadı, bu topraklarda doğdu tarım ve siz gıda enflasyonunda %71,5'a getirdiniz memleketi. OECD ortalaması yalnızca 5'tir. Bizden sonraki partinin, bizden sonraki ülkenin gıda enflasyonu rakamı %7 bile değil. Biz bunları size gösterdik, dış güçler dediniz. Çünkü hayattan o kadar koptu. Buyurun Sayın Günay. Saraylarda, yatlarda yaşamaya o kadar alıştınız ki hayattan koptunuz. Şimdi TÜİK'in dar tanımlı işsizlik rakamlarına göre 3.2 milyon, geniş tanımlı işsizlik rakamlarına göre 768 bin artarak 9.8 milyon işsizi var bu memleketin. Ne gam? Siz istakoz yemeye devam, ejder meyvesine devam. Bakın şimdi diyorsunuz ki 2026'nın ilk yarısında, ilk çeyreğinde enflasyon düşmeye başlayacak. Yani daha 2 yıl bu memleket baz enflasyonun etkisiyle yüksek enflasyonu görecek. Ne yapacakmışsınız bu zaman dilim içinde? Kemer sıkacakmış memleket. Ben size söyleyeyim. Kemeri sıkacağınız göbekleriniz önünüzde duruyor. Memleketin sıkabileceği bir kemer kalmamıştır. Bunu bilin. Artık emeklinin, işçinin, işsizin sırtına binmekten vazgeçin. Buyurun tamamlayınız. Bizi çalıştıralım. Bakın bugün bize dün akşam saat 20'de telefon ederek 3 gün çalışacağımız bir turizm yasası getirdiniz. 14 madde. Bu meclis bunu 1 saatte geçirir. Niye bunu 3 güne bölüyorsunuz biliyor musunuz? Gündeminiz yok. Çünkü halkın sorunlarıyla ilgilenmiyorsunuz. Biz diyoruz ki 10 bin lira olan asgari emekli maaşını asgari ücrete eşleyelim, 17 bin lira yapalım. Üstelik de bu asgari ücreti enflasyona göre her 3 ayda bir güncelleyelim. Var mısınız? Gelin sabahlara kadar çalışalım, bunun yasasını çıkartalım. Ha diyor ya reisiniz, para nerede? Ben paranın nerede olduğunu söyleyeyim. Merkez Bankası'ndan 818 milyar TL, Hazine'den de 400 milyar TL aktararak icat ettiğiniz kur korumalı mevduata 1.1 trilyon 200 milyar lirayı Buyurun bitirelim Sayın Günaydın. Ve işte bu parayla emeklimize 2 yıl boyunca asgari ücret düzeyinde para ödeyebiliriz, maaş ödeyebiliriz. Ama sizin için ne gam? Siz emekliye gelince para yok, memura gelince para yok, işsize gelince iş yok. Ama kendi yandaşlarınızda iş de var, kendi yandaşlarınızda kaynak da var, zenginlere servet transferi de var. Şunu söyleyeyim, vatandaş diyor ki biz bu seçimlerde AKP milletvekillerini sokakta göremedik. Ben de şimdi size burada söyleyeyim, sizi biz mecliste de göremiyoruz. Ama şunu bilin ki 2-3 yıl boyunca sizi, bu vatandaşı daha fazla ezmemeniz için ensenizde boza kızartmaya devam edeceğiz. Bundan emin olun. Bu düşüncelerle yurttaşlarımı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Türkiye mutlaka bu cendereden çıkacak, daha çok üretecek. Teşekkürler Sayın Başkan. Adalet ve Kalkınma Partisi adına Grup Başkan Vekili Sayın Özlem Zengin konuşacaklar. Buyurun Sayın Zengin. Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, ben de genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Öncelikle sizi sağlıkla burada görmek güzel. İyi çalışmalar diliyorum hafta boyunca. Milliyetçi Hareket Partisi'nde Filiz Kılıç hanımefendi de grup başkan vekili oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Bir kadın arkadaşımızın daha grup başkan vekili görevini almış olması meclisimiz için bir şanstır diye düşünüyorum. Uzunca bir ara verdik, yaklaşık 1,5 ay. Bu 1,5 ay içerisinde ben bütün siyasi partilerin çok çalıştığını düşünüyorum. AK Parti grubu da öyle, bütün milletvekilleriyle sahadaydı arkadaşlarımız. Her birimiz günümüzü planlayarak, sahada olarak daha evvel yaptığımız gibi, yıllardır yaptığımız gibi, 22 yıldır yaptığımız gibi yoğun bir çalışma temposundan geçtik. Ramazandı, zordu Ramazan'da çalışmak. Akabinde bayram geldi. Ben de geçmiş bayramımızı, Ramazan bayramımızı şimdi daha geçti ama tebrik ediyorum. İnsanlarımız için hayırla inşallah devam etmesini ümit ediyorum. 31 Mart seçimleri tüm seçimler gibi önemli. Çünkü seçimlerde sandık konuşuyor her birimiz için. Bütün siyasi partiler için, her bir il için, her bir seçim bölgesi için. Biraz evvel sayılara baktığımda aslında yerel seçimlerin karakterinin fevkalade farklı olduğunu görüyoruz. Bunun en önemli sebebi çok büyük bir rakam aslında. Yaklaşık 500.155 insan seçilmiş oldu. Sadece 50.000 muhtar, 250.000'den fazla azası, 81 ilimiz, bakıyoruz 3.000'e yakın meclis üyesi, beldelerde insanlar, toplamda 1393 belediye başkanı. Her bir yerin farklı bir dinamiği var. Küçüğü büyüğü yok. Bazen en büyük tartışmaların daha küçük ilçelerimizde olduğunu görüyoruz. O sebeple ben inanıyorum ki biz de öyle yapıyoruz. Bütün siyasi partiler kendileri açısından inceltilmiş bir şekilde muhakkak ki seçim sonuçlarını okuyacaklar. Biz de öyle yapıyoruz. Ve şunu görüyorum, daha evvel belki bir örnek olarak verebiliriz 99 seçimlerini. Hatırlayacaksınız. 99 seçimlerinde yerel seçimler ve genel seçimler birlikte yapılmıştı. Yan yana duran pek çok sandık vardı ve sandıklardan çıkan her bir sonucun farklı olduğunu gördük. Seçmenin ezbere oy kullanmadığını uzun zamandır siyaset yapan her bir arkadaşım bilecektir. Şunu söyleyebilirim, temyiz kudreti Sayın Tanal önemli bir şeydir. Hukuken bilirsiniz. Temyiz kudretine sahip olmak önemlidir. Siyasi manada Türkiye'de insanlarımız, seçmenimiz hakiki temyiz kudretine sahiptirler. Bunu çok anlamlı görüyorum. Ve oyunu verirken de her yaşam tarzından, her eğitim seviyesinden insan son derece özenle neyin için oyun kullandığını bilerek oyunu kullanmıştır. Şunun altını çizme ihtiyacı duyuyorum. Son 10 ayda Türkiye aslında 3 tane seçim geçirdi. Buyurun Sayın Zengin. Teşekkür ediyorum. Bir tanesi 14 Mayıs'taydı. Bu seçimde meclisimizi belirledik. Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs'ta nihayet buldu. 28 Mayıs'ta da Cumhur İttifakı'nın iradesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak seçildi. 31 Mart'ta da biz yerelde belediye başkanlarımızı belirledik. Ben seçilen tüm belediye başkanlarına memlekete en iyi hizmeti yapmaları için kolaylıklar diliyorum. Çünkü seçmenin onlardan beklediği şeyler var. Çokça vaatler ifade edildi. Ben doğrusu hakiki zeminde siyaset yapmayı anlamlı bulanlardanım. Ve nihayetinde de meclisteki günümüze döndüğümüzde, yani genel kurula geldiğimizde ben genel kurulda şu anda genel başkan da olan bazı arkadaşlarımızın meclisi kapattığı için sevinç duyduğunu çok gördüm. Çok uzağa gitmeye gerek yok. İşte daha meclis kapanmadan evvel arkadaşlarım hatırlayacaktır. Burada kendileri burada olduğu halde oy kullanmayan muhalefetteki... Buyurun toparlayalım lütfen. Meclisi kapattırmaktan mutluluk duyan arkadaşlar var. Oh ne güzel kapattık diye. Eğer bir çağrıları varsa işte bugün çalışalım. 14 madde hiçbir şey değil. Bugün bitirelim. Ne güzel hep beraber bitirelim. Öyle ertesi günde başka bir şey yapmayalım. Ertesi günde elimizde bir başka kanunumuz var enerjiyle alakalı. O kanunu çalışalım. Sonuna kadar çalışmaya biz varız. Ama yeter ki siz meclisi kapattırdığınızda sevinç içerisinde olmayın. Siz kapatıyorsunuz. Buradaki mesele bu. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda oturup fiziken burada olup ama varlığını inkar eden insanlar olduğu müddetçe doğrusu biraz abesle iştigal etmiş oluyorsunuz. Sabaha kadar biz çalışırız. Bu meclisi çalıştırmak zaten bizim işimiz. Tam 22 yıldır. Onlar merak etmeyin vazifesini yapacak. Tam 22 yıldır Türkiye ve dünya tarihi. Buyurun bitirelim lütfen. Türkiye ve dünya tarihinin en başarılı partisi AK Parti'dir. Bugüne kadar Cumhur İttifakı ile beraber çok büyük başarıya imza atmıştır. Bundan sonra da bu başarılarını devam ettirecektir. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Zengin.